Herkese selamlar dostlar. 7 ve 8 Eylül iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 tane mücadele var yanlış hatırlamıyorsam. Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ekranda gördüğünüz üzere 4 ve 5 Eylül'de muazzam bir performansla ilerledik. 4 Eylül'de hepsini fullledik. Kazananlar oldukça fazla ki bana gelen mesajlara göre mesajları anlatıyorum sizlere. 90 liraya 1000 lira alan var. Çok güzel oranlardan yakalamışsınız zaten. Hepsini değerlendirenler var aynı şekilde. Onlar da zaten göstereceğim bu videoda da. Gördüğünüz üzere 4 Eylül'de güzel bir fullleme yaptık. 5 Eylül'de de ise toplamda 5 mücadeleden 4 tanesine geldik. Sadece İtalya'nın 2-3 golünden yattık. Onda da Jorginho aptal şu penaltı vurmasını bir öğrenebilirse. O aptal penaltı kangurulama penaltısını vurmazsa. O maçta muhtemelen gelecekti. Fakat işte şans kısmet. Burada da tek fremiz oldu. Ama çok güzel bir performans geçirdik. Aynı şekilde katıl grubunda da güzel geçirdik. Hem canlı bahisler olsun hem de ekstra performanslardan olsun. Güzel bir e, iki gün geçirdiğimizi söyleyebilirim. Onun dışında arkadaşlar skor yarışması yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere Hollanda Türkiye Mücadelesi'nin skorunu bilen bir kişiye... Ödük yazmışım ben buraya ödül olacak. Ödül 50 TL arkadaşlar. Değerlendirenlerden yani bilen kişilerden bir kişiye ödül verilecektir. Ödülle bir sonraki videoda mutlaka açıklanacaktır. Sizlerin tahminlerinizi yorumlara bırakıyorum ve videoyu da güzel bir seviyede like atmayı unutmayın. Like atmak mecburidir. <laughs> Diyerekten geçeyim. Evet ekranda gördüğünüz üzere bahsettiğim 4 Eylül kombinesi. Ben 9.88 orandan aldım. Oranlar yükselmiş. 10.56'dan, 10.26'dan alanlar var. Güzel şekilde oranları değerlendirmişsiniz. Tebrikler ediyorum arkadaşlar. 4 Eylül'ün ben verdiğim tüm maçların kombinlenmiş hali güzel yakaladık. Mesela Sırbistan maçının KG'sini çok güzel yakaladık. İkinci yarı zor geldi. Diğer maçlarda çok fazla zorlandığımızı söyleyemem. Değerlendirmek isteyenlere böyle bir sunmuştuk. Değerlendirenlere tebrik ediyorum. Geçelim maçlarımıza isterseniz. Maçlarımız ilk mücadelemiz İrlanda Sırbistan mücadelesi. Bu arada arkadaşlar sizden ricam videolara bakın like seviyesi 250'lerde kalıyor. 300 seviyeleri her açtığımız zaman da ben kombine önerisi yapacağım. Bakın mesela yine kombine önerisi yapmadım. Like seviyeleri minimum 300-350 seviyesinde olursa ben sizlere iki maçlı kombine yaparım. Ki zaten katıl grubumuzda verdiğimiz kombinelerde gerçekten güzel bir şekilde işliyor. Hatta ekranı da gelsin. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar bu da katıl grubunun verdiği kombinelerdim. Yani bu 4 Eylül'ün kombinesi yanlış hatırlamıyorsam. iki kombinenin ikisi de geldi ve dün de aynı şekilde kazandı kombineden. Galler mücadelesiyle Belçika mücadelesiydi. Videolara güzel seviyede like gelirse ben burada sizlere de her türlü kombineleri veririm. İrlanda mücadelesiyle devam edelim. Şimdi bu maçın arkadaşlar banko tercihi olarak nitelendirdiğim ben şey Sırbistan'ın burada gol atması. Yani direkt tahminlere geçeyim isterseniz. Şöyle çok fazla sizi de sıkmak istemiyorum. Ben Sırbistan'ın burada gol bulmasını bekliyorum. Hatta kazanması bile benim için sürpriz olmaz. Neden olarak bahsedeyim sizlere. Sırbistan burada grup liderliğini almış. 10 puanla avarajlı arkadaşlar. Artı 5 avarajlı önde. Burada artık kime ne atarsa burada şeyin Sırbistan'ın gerçekten işine gelecektir diye düşünüyorum. İrlanda'da zaten son mücadelede oynadığı Portekiz mücadelesinde zaten gördünüz yani nereden verdi o mücadeleyi. Azerbaycan'dan önce Portekiz mücadelesine 90 artıda 7 2 golle verdi. Azerbaycan'ı da yenemedi. Kadro kalitesi olarak Sırbistan çok daha kaliteli ki zaten ben burada Sırbistan ekibinin burada kesinlikle bir rotasyon yapmasını beklemiyorum. Az kadrosunu bekliyorum. Çünkü gruptan birinci olarak çıkmak ellerinde. Portekiz'de oynadıkları ilk maçta 2-2 berabere kaldılar. Son maçları Portekiz'le kazanarak da ilerleyecektir diye düşünüyorum Sırbistan. Son maçta da bir sürpriz yapabilirse Portekiz'de yenerse veya berabere kalırsa avantaj olarak da avaraj olarak önüne geçerse gruptan lider olarak çıkabilir. Ben buradan Arkadaşlar, e, sizlere yüksek orandan bakın idealden değerlendirmek isteyenlere önerim budur. Sırbistan'ın bir golü benim için burada muhtemeldir, gelecektir. Yüksek oran isteyenler ise burada ben bir Sırbistan galibiyeti denerim. Onun da oranı 1.89 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Avusturya-İskoçya mücadelesi. Bu maçta gerçekten güzel bir mücadele. İdeal bir tercihim olacak. Avusturya takımı gollü maçlar oynuyor. Avusturya takımı burada yine aynı şekilde İskoçya'ya karşı temposunu yüksek tutmaya çalışacak, çalışacaktır. Fakat tempoyu düşürmek isteyen taraf burada İskoçya ekibi olacaktır diye düşünüyorum. İskoçya ekibi tempoyu ne kadar düşürse de Avusturya attırdığı zaman İskoçya'da yeri geldiği zaman yani ataklarda da yeri geldiği zaman tehlikeli, ataklar, tehlikeli ataklarda bulunabiliyor. Bir nevi bu gruptan artık yani sen mi çık üste çıkacaksın ben mi üste çıkacağım mücadelesi. Aynı şekilde üstte de zaten Danimarka İsrail mücadelesi var. Her iki ekip de galip gelmek isteyecektir burada. Benim tercihim idealden güzel oranı var açıkçası. 1.5 üstün oranı 1.27 gibi oran açmışlar. Bakın. Bunu değerlendirmek isteyenler idealden değerlendirebilirler. Ben burada İskoçya'nın da Avusturya'nın da birbirine zaten gollü maç olmasını bekliyorum. Yani 2-3 gol bandında geçebileceğini düşünüyorum. 1.5 üstü burada 1.27 gibi güzel bir oran açmışlar. Değerlendirsinler ben katıl grubu kombinesinde belki değerlendirebilirim. Onun dışında buradan İsmail arkadaşımı da selam olsun. Onun da önerisi oldu bu mücadelede. İlk golü ben Avusturya atar diye düşünüyorum. Ki zaten ondan yani onunla birlikte verdiğimiz bir karar. Videoyu mutlaka izleyecektir. Selam olsun. Buradan da ilk golünde Avusturya'nın atmasını bekliyoruz. Ama burada ideal tercih 1.5 üstünü almak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Danimarka-İsrail mücadelesi. Danimarka-İsrail mücadelesine geçmeden önce ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar Kangal'ın yani benim vermiş olduğum 4 ve 5 Eylül'de canlı bahisleri sığdırmaya çalıştım. Keyifli sığmadı burada. Yatanlardan 3 tane gelenlerden de koydum yani. Güzel geçirdiğimizi zaten söylemiştim sizlere. Katıl grubunda bu şekilde ben böyle direkt nesinin ekran görüntüsünü alarak atıyorum. Oranlar zaten genellikle 1.40-1.60 bir Geri geliyor 170. 2 oran verdiğimiz de oluyor. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sizler de hem kanalımıza destek olup hem de Telegram grubumuza gelirseniz sizler de faydalanmış olursunuz diye düşünüyorum. Tamamen isteğe bağlıdır. Ve Telegram grubunda ekranda gördüğünüz üzere ben nasıl verdiğimi göstereyim sizlere. Burada ekranda Telegram'ı görüyorsunuz. Burada mesela demişim dünden mesela. Bakın bu mesela var mı? Önceki ekranda koymadım sanırım. Almanya maçına ilk kere 2.5 üst verdim dakika 28'de. Aynı şekilde atar diye düşündüm. Ve aynı anda Polonya mücadelesine de 1.47 gibi orandan ilk yarıdan bir gol daha çıkar diye düşündüm ki ilk yarıda öyle bitti. Hatta yazdım ki buraya Almanya win hallaydi Levacım sana kaldık dedik. Ki zaten komi e, Polonya'da geldi aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Polonya'da geldi aynı şekilde. Oradan 2'de 2 yaptık ve kombinimiz dün de sizlere bahsettiğim gibi mesela koymadım videoya. Galler'in MS'sini alanlar ve Belçika'yı bir uçküst olarak değerlendirenler oldukça fazla. Onlar da kazandı. Sizler de hem ekstra tahminlerden ve canlı bahislerden faydalanmak istiyorsanız katıl grubuna gelebilirsiniz. Nasıl geleceğim diye soracak olursanız ise burada abone ol şunun yanında katıl grubu var. Eğer telefon iOS ise yani iPhone kullanıcıları burada bilgisayardan veya Android bir telefon üzerinden YouTube hesaplarına giriş yapıp öyle katılsınlar. Katıl dedikten sonra Katıl dedikten sonra burada arkadaşlar sizlere zaten seviyeler çıkıyor. Telegram grubu, ana Telegram grubu, Telegram artı yüksek oran grubu. Burada hem skor denemeleri hem de aynı şekilde 30 oran, 20 oran gibi denemelerimiz oluyor. Her şey dahil iletişim paketinde ise benim WhatsApp numarama kadar görebiliyorsunuz. Oradan da telefon üzerinden WhatsApp'tan özel olarak iletişime geçiyor yüksek basanlar. Mesela örnek veriyorum bir tane arkadaşımız Galatasaray Lazio maçı var öncesinden yüksek girmek istiyor. Bana soruyor. Araştırıyoruz, birlikte fikir veriyoruz. Öyle mesela anladığınız hesap. Burada da hem gruplara girip hem de telefon numaramıza kadar ulaşabiliyorsunuz diyelim. Danimarka İsrail mücadelesiyle devam edelim. Danimarka'nın muazzam bir performansı var. Bakın, 5 maçta 17 gol attı ve daha henüz gol yemedi. İsrail ekibi de aynı şekilde çok güzel bir performans sergiliyor. Özellikle İsrail ekibinden ileri attan Solomon, Dabur ve Zavi'nin o üçlüsü gerçekten üçlüsü bana, üçlüğü bana güven veriyor ve ileri hatta en son Avusturya'yı 5-2 yendiler. Güzel bir anlaşma var takım içinde. Takım uyumu gerçekten muazzam. Danimarka ikisi son maçlarına biraz yedek kadroyla çıktı. As oyuncularını sonradan soktu arkadaşlar Danimarka. Zaten farkı açtı. Belki burada rotasyona gidebilir diye düşünüyorum Danimarka ekibi. Fakat İsrail'in de güçlerini biliyorlar burada. İsrail'in bir golüne 1.80 küsur oran açmışlar. Oran nasıl düşmüş? 1.68'e düşmüş olan arkadaşlar bakın. Ben sabah 1.82 idi oranı nasıl düşürmüşler. Ben İsrail'in buradan tek bir golünü almayı düşünüyorum. Bakın oran düşecektir daha da düşecektir ciddi anlamda. 1.82'den aldım ben 1.68'e kadar düşmüş. Değerlendirmek isteyenler mutlaka değerlendirsin. 1.68 gibi güzel bir oranı var. Tamamen size kalmış. İsrail'in bir golüne gireceğim. Bol şanslar. Geçelim Hollanda Türkiye mücadelesine. Arkadaşlar Hollanda'nın teknik direktörü bugün basın toplantısı yaptı. Van Gaal Depay ile birlikte. Yani kadrosunu bile söylemedi. Çünkü Türkiye'nin nasıl kadroya bilmesini istemiyorum dedi. Şenol'a bir şeyler dedi işte. Deneyimli adam falan. Filozof Şenol'umuz. Yani Türkiye arkadaşlar Cebeli Tarık'ı nasıl yendi? Sizler gördünüz. İlk yerde zorlandık. Yani atamıyorduk az da. Yine şükür galip geldik o maçtan. Yani ben size şunu söyleyeyim. Biz bu gruptan çıkamaya, çıkamaya da yani artık yani. işler çok zorlaştı. İlk maçlarda güzel gittik. Fakat zorlaştı. Ben burada Hollanda tarafındayım. Hollanda'nın en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. 1.36'da oranı var. Skor tahminlerinizi yoruma yazın. Benim skor beklentim 3-1. Daha yüksek skor isteyenler varsa ben 2.5 üstte de gitmesini bekliyorum. 2.5 üstünde de bir alabilirse değerlendirebilirler. Fakat şöyle bir durum var. Sizler de biliyorsunuz. Milli takımımız bu tip büyük maçlarda güzel performanslar sergiliyor. Fakat ben Hollanda'nın Depay'da daha istekli ve daha iyi oynamalıyız ki Türkiye'yi yenmeliyiz dedi. Ki son maçında da zaten gerçekten çok fazla pozisyona girdiler son oynadıkları mücadelede. Bu maçta da ben zaten yani idealden maç sonu 1.5 üstü alacağım 1.36'dan. Yüksek oranı yüksek isteyenler 1.63'ten 2 2.1 ve 2.5 üstü alsın. Benim skor beklentim bile söyleyeyim. Siz de yorumlara mutlaka yazın. 9 orandan 3 birlik bir skor beklentim var. Bizim golümüzü kim atar? Hemen sıralayayım. Cengiz Atar. Hollanda'nın Depay. Wijnaldum. Bir tane daha Depay alsın. 3-1 bitsin. Hadi golleri de tahmin ettik. Bakalım bol şanslar diyerekten geçeyim. Bu da tamam. Norveç Cebeli Tarık mücadelesi. Norveç'te arkadaşlar Cebeli Tarık mücadelesini izledik. Bakın Haaland nasıl bir futbolcu. Haaland arkada boşluk bulursa gerçekten affetmez. Ama Cebeli Tarık da 10 kişi topun arkasına geçtiği için Haaland'a o boşlukları vermezler diye düşünüyorum. Sörlot takıma dönüyormuş Norveç milli takımında. Cebeli Tarık takımın kalecisi itfaiyeci arkadaşlar. Günlük hayatında yaptığı meslek itfaiyeci. Fakat yani ya tam bir amatör kaleci yaptığı hareketler falan muazzam yani. Gerçekten beğeniyorum. Son maçta bildiğiniz üzere alt oynamıştık. 6 oynamıştık. 5.5-6 isteyenler 4.5-6'a kadar gidebilirler Türkiye maçında diye sizlere söylemiştik. Ben yani burada Norveç takımının 6 gol atmasını beklemiyorum. Zaten Cebeli tarihten gol beklemiyorum ben burada. Fakat burada da Norveç takımının dediğim gibi 6 gol atmasını beklemiyorum. Sizlere 5.5 altını burada öneriyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada 5.5 altını 1.40 gibi ideal bir orandan değerlendirebilirler. Norveç illaki baskılı oynayacaktır. İlk yarıdan galip gelecektir falan fistanı. Fakat ben maçta 6 gol beklemediğimi belirteyim. O yüzden 1.40 gibi orandan sizlere önerim bu şekildedir. Bol şanslar. Slovakya Güney Kıbrıs mücadelesi. Ben bu mücadelede artık Güney Kıbrıs'ın maçını seyrettim. Rusya mücadelesini çok fazla bir etkinlik gösteremedi açıkçası. Slovakya'da son maçlarda ne kadar kaybetse de bu maçlarda hala şansının olduğunu biliyorum ben yani Slovakya milli takımının. Slovakya milli takımın gerçekten takım olarak da güzel bir performans sergiliyor. O sergilediği güzel performansını ben bu maçta sergilerse Güney Kıbrıs'a karşı galip gelmesini bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler Slovakya galibiyetini değerlendirebilirler oranı nasıl yükselteceğim diyen olursa 4.5 altında bir yaparsa oranı da gayet güzel seviyelere çıkartmış olabilir. Fakat ben sizlere tercihim direkt Masun'u biri alın. Yani bu gerçekten şakrabanlık oluyor oran yükseltmek. Ondan dolayı nesin oran yok. Avrupa'dan oynayanlar direkt biri yapıştırsın. Eğer 1.29 oran bana yetmiyor diyorsanız da 4.5 altında bir yaparsanız güzel bir seviyeden kazanırsınız diyerekten de geçeyim. Evet arkadaşlar 7 Eylül tahminlerimiz bitti. Geçelim 8 Eylül iddia tahminlerine. 8 Eylül'den de tam 6 tane mücadele seçtim aynı şekilde. Yunanistan-İsveç mücadelesi. <laughs> Şimdi gruba baktığımız zaman da İsveç'in yeni bir nevi garanti şeklinde, garanti niteliğinde değerlendirebiliriz. Yani bu maç biraz tehlikeli açıkçası. Yunanistan da son maçında Kosova'ya son dakikalarda gol yedi. Berabere kaldı 1-1 gibi bir skorla. İsveç mutlaka burada rotasyona gider mi? E, gitmese daha iyi olur bizim için. Yunanistan'da ben gol bulmasını bekliyorum. Bu maç üzerinde çok fazla analiz yapmak istemediğimden dolayı. Çok fazla analize gerek yok bu mücadelede. 2-3 gol tercihi burada. ideal bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirmek için arkadaşlarımız bu mücadelenin 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. O şekilde değerlendirebilirler. Sürprizler açık bir mücadele. Ondan tarafa gitmedim. 2-3 gol bu maç için gerçekten ideal olacaktır diye düşünüyorum. İtalya-Litvanya mücadelesi. İtalya son maçında dünyaları yatırdı bence. Sizler de biliyorsunuz. Ne üstü ne KG'si ne tarafı hiçbir şey gelmedi. Sadece alt oynayanlar kazanmıştır veya ilk yarı 0, maç sonu sıfır ki sanmıyorum öyle çok fazla oynayan. Litvanya ile oynayacak. Litvanya'nın bir numarası yok zaten. Ben İtalya'nın burada kazanmasını bekliyorum. Nasıl kazanır? Yani oranı nasıl elde edebiliriz diye düşündüğüm zaman da diğer seçeneğine bastığınız zaman da 1.43'lük bir oranı var. Ev sahibi iki yarıyı da kazanır şeklinde güzel bir oranı var. Litvanya'nın zaten çok bir numarası yok. İtalya'ya karşı da yapacağını sanmıyorum. İtalya yedek kadro ile çıksa bile hem ilk yarıda kazanacak hem de ikinci yarı başladığında maç 0-0 sayılacak. İkinci yarıda galip gelmesi lazım. Bu açıklaması bu şekilde arkadaşlar. İtalya'nın kazanmasını bekliyorum. Kendini affettirmesi lazım. Mesela Almanya nasıl 2-0 kaldı Lichtenstein'la. Ondan sonra gitti Ermenistan 6 attı. Kendi evinde oynayacak İtalya. Taraftarı önünde yani. Mutlaka atacaktır. Ev sahibi iki yarı ile kazanını 1.43 gibi orandan değerlendirebiliriz diye düşündüm. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. Kuzey İrlanda İsviçre mücadelesi. Bu maçta güzel bir oran yakaladım. Gelebilir arkadaşlar. Maç şu maç önü güzel. İsviçre'de eksikler var. Embolo, Şakiri gibi hücum hattında önemli isimler yok mesela. Seferovic var. Kuzey İrlanda'da güzel bir performans sergiliyor. Açıkçası sürprize açık bir mücadele olarak gözükebilir. Çünkü Kuzey İrlanda bu maçı aldığı takdirde İsviçre'yi yakalamış oluyor aynı şekilde. İsviçre de bu maç için elinden geleni yapacaktır. Ben ilk yarısından bir gol bekliyorum. Bakın orana bakın. 1.40 gibi güzel bir oranı var. Yani maç önünde böyle güzel oranlar varken kaçırmayalım diyorum. Kuzey İrlanda İsviçre mücadelesinde de ilk yerden gelecek bir gol 1.40 gibi orandan bence kombinelere eklenebilir diye düşünüyorum. İsteyenler canlı da bekleyebilir. Fakat ben ilk yerden ben her iki takımdan gol potansiyeli var çünkü. Yine 2-3 gol bandında bitebilecek ve ilk yerden bir gol ben bir gol gelmesini bekliyorum. İlk yarı 0.5 üstü oranı 1.40 değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Belçika Belarus mücadelesi Arkadaşlar Belçika Belarus'a karşı 8-0'lık üstünlük geldi. Kadrosunu göstereyim hemen sizlere. Bakın kadroda Lukaku, Hazard gibi isimler yok burada. Yine de güzel kadroyla çıktı. Zaten Belçika'nın kötü kadrosu yok. Onu da belirteyim. Ya Belçika zaten burada as oyuncularını yine aynı şekilde Belarus'a karşı dinlendirebilir. Baçwa yine bu maçta ilk 11 oynayabilir Belçika milli takımında. Son maçta yedekliydi mesela. Belçika'nın burada ben Belarus'a karşı handikaplı kazanmasını bekliyorum. Onun da oranı 1.37 gibi oran açmışlar. Yani bu maçta oran yakalaması gerçekten güç yani. Yani oran 1.07 oran açmışlar. İstenler Belçika galibiyetine bile girebilirler. Fakat Belçika'nın yedek kadrosu bile Belarus'a karşı her türlü galip gelir. Belarus'un mücadelesini izledim son mücadelesini. Onu da göstereyim de anlatayım sizlere de. Galler'le daha dün oynandı bu mücadele. Hatta canlıdan da aldık. 2-1 yenilirken Galler takımı yenilmez diye aldık. Hatta Galler'e oynayan bile olmuşlar ki zaten çevirdi 90'da. Great Bale 3 gol attı zaten. İkisi penaltıdan olmak üzere maçı seyrettim. Belçika takımı yedek kadroyla çıksa bile bu takıma bence handikap yapar diye düşünüyorum. 1.37 gibi orandan idealden sizlere öneriyorum. Belçika'nın iki farklı galibiyetini. Geçelim Arnavutluk San Marino mücadelesi. San Marino'yu da bildiğiniz üzere Arnavutlu'a oran açmamışlar. Arnavutluğun da kazanması gereken bir mücadele ki zaten kazanır diye düşünüyorum. Sizler de mutlaka öyle düşünüyorsunuzdur. Arnavutluk arkadaşlar nasıl kazanır? Her iki yarıyı da kazanır dersek yine 1.43 gibi orandan değerlendiririz. Yani 10 numara bir bahis olduğunu düşünüyorum ki kazanma ihtimali de yüksek. Ondan dolayı Arnavutluk ekibi hem ilk yarıyı kazanacak hem de ikinci yarı başladığında 0-0 sayılacak mücadele onu da kazanacak. 1.43 gibi orandan da <laughs> pardon 1.43 gibi orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Arnavutluk her iki yarıyı da kazanır. Çok güzel bir orandan değerlendirilebilir. Geçelim Polonya İngiltere mücadelesine. Ben bu mücadelede İngiltere'nin kazanmasından ziyade maçın ben 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Onun da oranı 1. 68. Video çok uzun olmasın. Direkt bitirelim isterseniz. 1.68 gibi orandan değerlendirirseniz arkadaşlar 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Çok fazla gol vaat eden bir mücadele değil değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Videonun kapanışını yapalım. Öncelikle arkadaşlar emeğe saygı açısından sizlerden ricam bir like bırakmanızdır benim için. Videoda dediğim gibi kombin önerisi yok çünkü kombin önerisini yapmamı istiyorsanız ben zaten kasıl grubunu her gün yapıyorum. Sizler de bakın 3000 kişi izliyor 5000 kişi izliyor like seviyeleri 200'de kalıyor. Ayıp değil mi yani? Sizler de ricam 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız ben sizlere kombin önerisi her zaman yaparım. Canınız rahat olsun. O yüzden like basmayı unutmayalım. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Yine aynı şekilde 4 ve 5 Eylül gibi güzel bir performans geçiririz umarım. Zaten son 1000 Görüşmek üzere. Bay bay.